Evet, kıymetli arkadaşlar, bu videomda da sizlere sıfırdan bir fabrika nasıl kurulur, server odası bilhassa nasıl hazırlanır, zayıf akım projeleri konusunda ufak püf noktaları bildireceğim. Bunlar size bir şirkette ya da yeni bir fabrika kurulumunda yardımcı olacaktır diye düşünüyorum. Şimdi videomuza geçmeden önce hepinize şimdiden videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Evet, gelelim püf noktalarımıza. Öncelikle arkadaşlar, zayıf akım projelerinizde mutlaka elinizin altında bir AutoCAD çiziminiz olsun. Mutlaka kamera sistemiyle ilgili, ondan sonra access pointlerle alakalı, kartlı geçiş turnikelerle alakalı. Bu şekilde AutoCAD projeleriniz olmadan bir işe başlamayın. Ondan sonra odamızın zeminine bakalım. Arkadaşlar 60'a 60 yer karoları var, antistatik. Bu şekilde yer karoları platformun üzerine yapmanızda çok büyük fayda var. Çünkü binlerce kablo çekeceğiz buralara, biliyorsunuz. Burada altta kalmaları çok önemli. Şimdi. Evet. Server odamız tavan, asma tavan olacak. Asma tavan yapılacak. Şimdilik böyle göründüğüne bakmayın. Ama 60'a 60 tavan karoları yine olacak. Aynı şekilde bu odayı 20 santigrat derecede soğutmak için split tavan tipi klima tavsiye ediyorum. Eğer yoksa en kötü duvar tipi klima mutlaka ve mutlaka olmalı. Şimdi arkadaşlar, bir server odasında yangın alarm sistemimiz olur. Ondan sonra güvenlik kamera sistemimiz olur. Akabinde IP telefon santrali ve IP telefon hatlarımız aynı şekilde olur. Renklerle ilgili daha sonra bilgi vereceğim. IP TV ve analog TV anten kablolarımız yine aynı şekilde olur. Ve yine web PDKS ya da kartlı geçiş sistemleri, turnikeler için access control sistemimiz olur. Ve en önemlisi, telekom altyapısı metro ethernet hattı kullanıyorum. Uzak mesafelerim için 2 tane de fiber kablo kullanıyorum. Uzak mesafelerde arkadaşlar 100 metreyi geçtiyse, yani 120 metrelerden sonra bilhassa güvenlik kamera görüntüsü izletecekseniz fiber tavsiye ediyorum. 4 kor fiber yeterli. Ve server kabinimize gelelim. Evet. Server kabinimize geçmeden önce size şunun bilgisini vermek istiyorum. Görüyorsunuz, kablolarımız renkli. Turkuaz rengi var, gri var. Aynı zamanda turuncu renkli kablomuz var. Ben turuncuları güvenlik kamera sisteminde, turkuaz mavi renkli kablolarımı IP telefon sisteminde ve gri kablolarımı da gördüğünüz gibi bunları da internet data aktarımında kullanıyorum. Evet arkadaşlar, kabininizi alırken benim gibi ufak almayın. Biraz maliyetten kaçmayın. Bunun daha geniş olanları var, 110'lukları. Onlardan alın ki yan tarafa, buralara kablo organizer'ları monte edebilin. Ben organizer monte edemedim. Sadece yatay organizer koyabiliyorum. Çünkü geniş bir kabinim yok. Dediğim gibi telefon sonlandırmasını üstte yapar. Ana switchlerinizi üstte tutun. Server bilgisayarınızı, monitörünüzü karşınızda olacak şekilde eğilip bükülmeyin. Aşağıda çalışmayın. Boyunuza göre ayarlayıp monitörünüzü ve klavyenizi, mouse'unuzu ona göre koyun. Bu püf noktası önemli. Daha sonra gelen data kablolarınızı her zaman aşağıda toplayın. Aşağıda sonlandırın. Mümkünse sonlandırdığınız bölgesel noktaları switch ile ayırın. Mesela atıyorum, access pointlerden gelen kablolarımın paneli bu. Switch'i bu. Şimdi burada ofisten gelen kablolarımın paneli bu. Bu üst tarafta dolacak. Sonra onu, switch'ini de onun üzerine koyacağım. Ve direkt bu şekilde kısa kabloyla gideceğim. Hatta ben bu kabloları daha da kısaltacağım arkadaşlar. Şu anda biraz uzun olduğuna bakmayın. 10 santimlik ya da 15 santimlik daha kısasını alacağım. Elektrik her zaman UPS'ten alın. Şu anda şebekem UPS'ten geliyor arkadaşlar. Kesinlikle şebeke cereyanı kullanmayın.
elektriğim UPS'ten geliyor. Ve sonlandırmalarınızı şu şekilde sigortalı sonlandırma krizlerinde yapın arkadaşlar. Şu anda söyleyeceklerim bu kadar. Evet. İnşallah kabiniz bittikten sonra son halinde sizinle tekrardan bu videoda paylaşacağım. Kablolarda tercih ettiğim model piyasada benim en çok güvendiğim kablo Nexans'tır. Biraz da güvenlik kamera sisteminde mutlaka ondan asla vazgeçmiyorum. Prizmian da olabilir. Fakat data yerel kablolarda da yine Reçber kabloyu da tercih edebilirsiniz. Sonlandırmalar için bu şekilde bir sonlandırma penseniz mutlaka olmalı. Aynı şekilde de Keystone jack dediğimiz Keystone jacklarımız mutlaka olmalı. Bu şekilde panelimizde kablolarımızın sonlandırmalarını Keystone'da yapacağız arkadaşlar. Daha sonra bunların numaraları değişecek. Şimdilik bu şekilde göründüğüne bakmayın. Panellerde numaralar hazır geldiği için böyle. Yoksa birden atıyorum 255'e kadar hepsi numaralandırılacak. Evet, devam edelim kabinimizi incelemeye. En üstte gördüğünüz gibi fanlarımız mutlaka olmalı ve çalışacak. Burada Türk Telekom'un koymuş olduğu fiber panelimiz var. Fiber kablonun sonlandırması burada yapılır arkadaşlar. Ve onun altında da yine Huawei marka Türk Telekom'un vermiş olduğu bir router cihazımız var. Bu alttaki siyah panel yine fiber sonlandırma paneli. Benim atıyorum Tiny House uzaktan gelen kablolarım ve Nizamiye tarafından gelen yine ikinci fiber kablomun sonlandırmaları burası. Ve onun altında her zaman tercih ettiğim Fortinet Firewall'ım var. Sistemde bütün switchlerim, görmüş olduğunuz gibi Fortinet'in switchleri arkadaşlar. Model olarak da FortiSwitch 124F normal model. Bir de yine Fortinet'in FortiSwitch PoE olanı kullanıyorum. Access pointlerime enerji gönderebilmek için. Buradaki kablolarım access pointlerime gidiyor arkadaşlar. Evet, bu şekilde. Burada bir server bir cihazım var. Daha kurulum aşamasındayız, yeni olduğu için biraz tozlu, kusurumuza bakmayın. Ama buraların hepsi tertemiz olacak. Zemin kapakları kapatılacak. Ve bu şekilde bir server odamız şirketimize kurulacak. Tavalar çok önemli. Tavaları ihmal etmeyin arkadaşlar. Kablolarınıza her zaman tavalardan inin. Evet, sormak istediğiniz sorular olursa da yine cevaplayabilirim. İzlediğiniz için teşekkürler.